CHP Genel Merkezi önünden istifa sesleri yükseldi. 20 sene oldu istifa olan. CHP Genel Merkezi önünden toplanan kalabalık hep bir ağızdan, yalan yalan yalan, dolan 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 20 sene oldu istifa olan, diyerek tempo tuttu. Millet İttifakı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Genel Merkez önünde de hazırlıklar sürüyor. Sosyal medyada hazırlıklara ilişkin görüntüler arasında CHP logosunun bayrak ile kapatıldığı görüntüler de yer aldı. Parti binası önünde bekleyen kalabalık hükümeti istifaya çağırdı. Kalabalık hep bir ağızdan, yalan 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 dolan 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 20 sene oldu istifa olan, diyerek tempo tuttu. CHP Genel Merkezi'ne asılan afişler dikkat çekti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yoğun görüşmelerin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Akşener'in masaya dönmesinin ardından 6 lider kritik toplantıda yeniden bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi önü miting alanına dönerken, ellerine Türk bayraklarını alan vatandaşlar da CHP Genel Merkezi önüne akın etti. CHP Genel Merkezi'ne asılan afişler de dikkat çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayının açıklanması gündemiyle toplanmıştı. CHP Genel Merkezi önüne vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldi. CHP Genel Merkezi'ne asılan iki afiş dikkat çekti. Kılıçdaroğlu gönüllülerinin hazırladığı afişte, dostların arasında, Halil İbrahim sofrasındayız diye yazıldı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonundan Cumhurbaşkanı yardımcılığına önerilen İmamoğlu ve Yavaş'ın ellerini havaya kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak anons edildi. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. İki değerli arkadaşım, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız. Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket, huzur ve adalet hasretinin adayıyım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya adayım. Sadece ben değil, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye aday. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Heybemi bu güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz. Sinan Ateş'in eşi aday. 73 yaşında Kaz Dağları'nı savunan Hanife teyze de aday. Gezi Parkı davasında haksız yere yatan Tayfun Kahraman'ın kızı da aday. Sadece ben değil 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz, kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz. CHP'den açıklama. Bütün taşlar yerine oturacak. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bütün taşlar yerine oturacak açıklamasında bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bütün taşlar yerine oturacak diyen Özkoç, paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına AKP cephesinden ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na hayırlı olun diyen Bülent Turan, Saadet Partisi'ni hedef aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun deyip Milli Görüş'ün güya temsilcisi ifadesiyle Saadet Partisi'ni hedef aldı. Millet İttifakı'nın son toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının ilan edilmesine AKP cephesinden ilk tepki geldi. Hayırlı olsun. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun deyip açıklamanın genel merkezinde yapıldığı Saadet Partisi'ni hedef aldı. Twitter'dan paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi Saadet Partisi'nde açıklanması, Saadet Partisi için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak.